M sınıfı ehliyetler için hangi tip araçları kullanabilirsiniz açıklayalım. Trafikte kullanılacak araçlar için yeni yasa ile birçok ehliyet sınıfı çıktı. Bu sınıflar ne işe yarıyor? Bunu da kullanmak için ehliyet mi alacağım diyen arkadaşlar var. Onların sorularını yanıtlamak için açıklayalım dedik. M sınıfı ehliyet hangi araçlarda kullanılır? Bu ehliyet ne işe yarar? M sınıfı motorlu bisiklet kullanmak içindir. Yani mopedler de bunların içine giriyor. Örnek motosikletler gördüğünüz gibidir. Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 cm küpü, elektrikli motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW'ı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisiklet şeklinde ifade edilmektedir. Yani yasadaki tanımı bu. Bu motosikletler tam bir motosiklet olarak görülmüyor kimileri tarafından. Fakat sizi bir yerden bir yere götürmek için yeterli düzeydedir. 16 yaşını dolduran her vatandaş bu ehliyeti alarak bu tipteki motorlu bisikletleri kullanabilir. Ama bu 16 yaşındaki vatandaş bunun dışındaki motorlu araçları kullanamaz demek değildir. Ve diğer sınıf ehliyeti alamaz demek de değildir. Bu tip motorlu bisikletler de mopedler de ehliyete tabidir demektir. İsterseniz siz 16 yaşını doldurup A1 ehliyet de alabilirsiniz. Ve tabii ki de A1 ehliyetle 125 cc'ye kadar bir motosiklet kullanabilirsiniz. A gibi üst bir sınıfa geçmek için 20 yaşını doldurmak ve A2 ehliyetle 2 yıllık stajyerlik dönemini fazla ceza yemeden atlatmanız gereklidir. Eğer birçok ceza puanı alarak puanlarınızı doldurursanız ve ehliyetinize el konulursa bir üst sınıfa geçmeniz tehlikeye girecektir. M sınıfı ehliyetinizi 10 yılda bir yenilemeniz gerekmektedir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler. We'll be right back.